Şimdi Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten konuğum. Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Piyasalar ne bekliyor? Bugünkü bu programdan genel hatlarıyla öncelikle ne bekliyoruz? Yani özellikle piyasaların, iktisatçıların, hepimizin beklediği şey gerçekçi rakamlar. Yani şu son ekonomi yönetimi artık bize daha hedeflerinde ve açıkladığı rakamlarda daha gerçekçi rakamlarla beyanda bulunmaya başladılar. Hatta hep konuştuğumuz şekilde TÜİK enflasyonu da artık evet daha gerçekçi dediğimiz rakamlarda açıklama yapıyor. Dolayısıyla biz bugün orta vadeli plan sunumunda da bu gerçekçi rakamları tekrar görmeyi ümit ediyoruz. Neden böyle bir ümidimiz var? Çünkü sorunlar gerçek olarak tespit edildiğinde, hedefler gerçek olarak ortaya, daha gerçekçi vaziyette ortaya konduğunda güven yaratıyor. Ve şu anda bizim ekonomide en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi güven. Evet. Yani enflasyonu çıpalamak için de, bir yerde durdurulması için de beklentileri kırmamız gerekiyor. Güven oluşturulması gerekiyor. Bence bu yüzden de bugün orta vadeli planı Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak ve bu kadar davetliyle bir araya gelecek. Öncelikle belirsizliğin kırılması değil mi? Yani şu bir ay önce zaten şöyle olacak, üç ay sonra döviz bu kadar olur, enflasyon şöyle olur, bugünden hareket edeyim düşüncesini kırmak için çok önemli bu tür programlar. Evet, tabii çok önemli ve daha önce açıklanan programlara esasında biz daha çok iyi niyet mektupları olarak bakıyorduk. Yani bir takım dilekler vardı, wishful thinking dediğimiz, ama esasında çok da gerçekleşmeyeceğini zaten bildiğimiz bir takım programlar açıklanıyordu. Zaten açıklandığı anda ortaya çelişkiler çıkıyordu. Mesela büyüme rakamıyla enflasyon arasında açıklanan enflasyon rakamları birbirine asla teyit eder vaziyette değildi. Teorik bazı eksiklikler gözlemliyorduk. Bugünkü açıklanacak olan orta vadeli planda biz esasında bir tutarlılık ve bu tutarlılık içinde hareket eden bir plan ortaya koyarsak, o zaman burada bir güvence sağlanacak ve hatta yabancı kurumlar da bunu çok heyecanla eminim bekliyorlar. Çünkü Türkiye çok cazip bir yer yatırım yapmak açısından. Fakat bir güven oluşturulması en büyük eksikliğimizdi. Eğer tutarlı bir program açıklanırsa, tutan rakamlar ortaya konulursa bence yabancı yatırımcı açısından da önemli bir vaat teşkil edecek. Peki burada. Siz bir ekonomist olarak şimdi toplantıyı takip edeceksiniz. Neye bakacaksınız? En çok hangi konuda hangi adımı görürseniz işte bu çok iyi olmuş dersiniz? Biraz daha somut bir örnek verebilir misiniz? Tabii en başta mutlaka enflasyon rakamlarının, Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamların tekrar revize edilmiş vaziyette sene sonuna ilişkin olarak %58 değil %65'in üstünde %70 bandında tekrar revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda zaten geldiğimiz rakamlarla biz sene sonu Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamı yakalamak üzereyiz. Onun için bu revizyon bize gerçekçilik açısından önemli bir gösterge olacak. İkincisi büyüme rakamları. Yani büyüme rakamlarını çok yüksek tutarsak, o zaman enflasyonla mücadelede demek ki yeteri kadar adım atmıyoruz demektir. Burada en önemli şey kararlılıkla enflasyonla mücadelenin yapılacağı açıklamaları son derece önemlidir. Bu rakamlar önemlidir. Geri kalan mesela ihracata, istihdama ilişkin olarak bir tahmini rakamlar ortaya konacak ama o bizim hedeflerimizdir ama gerçekleşmesi çok da bizim elimizde değildir. Yani yurt dışı talep yaratıp yaratmamamız falan oluşup oluşmaması yurt dışına ait bir şeydir. Ama burada önemli olan şey senelerdir konuştuğumuz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz, hep iyi niyet olarak ortaya koyduğumuz ihracatta teknoloji ağırlıklı ürünleri arttıracağız. Bu düzlemde kalmamalı. Buna ilişkin olarak işte orta vadeli planda teknoloji geliştirmek açısından şunlar yapılacak. İhracatta biz artık rekabet gücünü arttıracak vaziyette, teknoloji ürünlerine yer vereceğimiz vaziyette şunları yapacağız
Bunlar, o da yapısal reformların yani içinde. Yani sektörel bazda da açıklamalar gelebilir. Tarım konusundaki teşvikler örneğin, bunlar da açıklanabilir mi bugünkü programda? İçinde olacak mı? Esasında olması gerekiyor. Çünkü mikro bazlı, yani sektörel ve daha mikro bazlı açıklamaların detayları bizim için önemli. Genel bir plandan çok, ya bu plana acaba nasıl uyulacak? Buraya giden orada bir hedef var. O hedefe giden yol taşları nasıl düzenlenecek? Yani birbirini takip eden vaziyette düzgün bir yol haritası karşımıza çıkacak mı? En çok bunlara bakacağız tabii. Zeynep Hanım, biz hep böyle ekonomiyle ilgili, daha doğrusu örneğin piyasalarla ilgili beklentilerimizi Merkez Bankası para politikası kurulunun faiz açıklaması üzerinden götürür olduk. İşte faiz artar mı düşer mi, ona göre de döviz artar mı düşer mi gibi değerlendiriyoruz. Şimdi bu program bir paket. Bu program, bugün açıklanan programın ayrıntıları tatmin edici olursa, beklentileri karşılarsa nasıl yansıyacak bireysel olarak bize? Örneğin döviz bundan etkilenir mi ya da başka parametreler, ne görürüz kısa vadede? Şimdi kısa vadede en başta borsa üzerinde etkisi olacaktır Serap Hanım. Yani beklenene karşılayan bir orta vadeli plan açıklama yaparsa mutlaka borsa üzerinde çok olumlu etkisini göreceğiz. Döviz üzerinde kısa süreli bir etkisi olabilir. Fakat dövizi belirleyen şeyler çok daha başkadır. Onun için onun uzun vadede, orta vadeli planın yaptığı etkinin çok uzun süre dövizde baskılayıcı bir etki sürdürmesi çok beklenilen bir şey değil. Çünkü önümüzdeki dönemlerde işte turizm gelirlerinin azalması, petrol fiyatlarındaki yükselme falan, bunların hepsi enerji ithalat bağımlısı olduğumuz için döviz üzerinde başka etkiler olarak karşımıza çıkacak. Ama ilk anda yaşayacağımız şey mutlaka piyasalar üzerine, borsa üzerine daha olumlu bir etki olacaktır. Eğer bekleneni karşılarsa. Bu vergi reformundan peki ne bekliyoruz? Biraz sadeleştirerek bize tarif eder misiniz? Üzerinde duruluyor ve altı çiziliyor son birkaç haftadır. Evet, şimdi vergi reformu çok önemli. Bir kere tahsil edemediğimiz çok ciddi anlamda bir vergi yükü var. Yani vergi beyan edilmiş fakat bir türlü tahsil edilemiyor. Bence en önemli şey bu tahsilat konusunda ciddi bir revizyona gidilmesi lazım. Çünkü biz ücretler vergimizi zaten anında öderken ya da KDV, ÖTV gibi vergileri herkes öderken tahsil edilemeyen çok ciddi bir vergi kısmı var. Bu tahsilat kısmına ilişkin olarak belki bir açıklama gelebilir. Ya da ikincisi en önemli şey, dolaylı ve dolaysız vergiler içindeki adaletsiz dağılımın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Nedir bu? Yani en zengininde, en fakirinde ödemek durumunda olduğu KDV, ÖTV gibi vergilerin tahsilatı tüm vergi tahsilatı içinde %70'e yaklaşmış vaziyette. %30'u ise gelirler ve kurumlar vergisi. Yani bu da vergi adaletsizliğini ortaya koyuyor. Burada daha adil bir vergi sistemine geçiş çok uzun süredir zaten konuşulan bir şey. Onun için de bu dolaylı dolaysız vergiye ilişkin bir açıklama bekliyoruz. İkincisi, vergi dilimlerinin belki değiştirilmesi. Yani şu enflasyonist ortamda ücretler bu kadar yükselmek durumunda kaldığında biz hala gelir vergisini hemen hemen üçüncü maaşımızda daha yüksek bir vergi gelir dilimine geçiyoruz. Burada da bir yenilenmenin mutlaka yapılması lazım. Bu kadar mikro düzeyde açıklarlar mı? Onu çok iyi bilmiyorum. Hı hı. Ama makro düzeyde de olsa bunlara birer cümleyle mutlaka değinilmesi gerektiğini ve bu hedeflerin ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Vergiyi niye topluyoruz? Vergiyi kamu harcamasını karşılamak üzerine topluyoruz. Ve kamu harcamamız, biliyorsunuz, bu ara bütçe açığımız çok yüksek. Ve Garsaf Milli Hasılanın %5,5'una gelmiş vaziyette. Halbuki her zaman söyleniyor ki ekonomi yönetimi tarafında Maastricht kriterlerine uyum sağlayacağız. Nedir bu Maastricht kriteri kamu bütçesi açısından? Kamu bütçe açığının Garsaf Milli Hasılanın %3'ünü geçmemesi. Hı hı. Dolayısıyla biz demek ki %2,5 oranında bu oranı geçmişiz ve ciddi anlamda bir kamu borçluluğu var ve bu da hepimizin üzerinde bir yük vaziyetinde. Evet. Onun için burada vergi tahsilatlarının mutlaka doğru düzgün yapılması ve bu kamu açıklarının
kısmen verginin adil dağılımıyla birlikte finanse edilmesi gerekiyor. Profesör Doktor Zeynep Ökten, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.